Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özüm Sabay. Bugün sizlerle bir soru cevap videosu çekeceğiz. Ama bu soru cevap videosu tabii ki ben kimim tarzı, hobilerim fobilerimle alakalı olmayacak. Sağlıklı yaşam günü olduğu için bugün, bilmeyenler için çarşamba günleri sağlıklı yaşama dair videolar paylaşıyorum. Benim sağlıklı yaşamıma dair aklınıza herhangi bir soru takılırsa diye dedim ki sorun bana gelsin sorularınız. Ben de bu hafta benim sağlıklı yaşamıma dair aklınıza takılan soruları tek tek cevaplamaya çalışacağım. Direkt başlayabiliriz isterseniz ama başlamadan hemen önce kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ve sorularımıza başlıyoruz. En baştan başlayalım. Haksızlık olmasın. Tam olarak net olmayan soruları atlayacağım. Mesela Sıla demiş ki hangi diyetleri yapıyorsun? Öyle seçip yaptığın diyetler yok. Ama mesela ipin ucunu fazla kaçırdığım zamanlarda tabii ki kısa dönemli diyetlere giriyorum. Birbirine benzeyen sorular da var aralarında çünkü. Onları bir kere topluca bir cevap veririm. Ebru demiş ki sağlıklı beslenmeye ne zaman başladın ve nasıl karar verdin? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sağlıklı beslenmeye değil ama sağlıksız şeyleri hayatından çıkartmaya lise 1'in ikinci döneminde başladı. Neden karar verdim? Çatladım fark ettiğinde. Yani vücudumun artık deforme olduğunu fark ettiğimde. Ellerime, parmaklarıma kadar şişmiştim artık. O yüzden bu karar vermemdeki en etkili şey oldu. Umarım sizlerin de bu tarz bir karar almanıza etkili oluyorumdur. Çünkü beni kimse uyarmamıştı bence. Tamam annem sürekli yeme özüm yeter artık çok yiyorsun. Hiç mi doymaz bir insan? Sende nasıl duyma duyusu yok anlamıyorum dese de benim adına yiyordum böyle. Onun bana öyle demesi beni daha bir kışkırtıyordu. Daha bir yeme şevki geliyordu bana. Yemekten bahsederken ağzım sulanıyor. Yani artık kendiniz gördüğünüz zaman diyorsun ki tamam. O yüzden birinin demesiyle de olmuyor aslında. Kendiniz karar vermeniz lazım. İradenizi korumanız lazım. Kendine kilo vermek için nasıl motive ediyorsun demiş Duru. Açıyorum Instagram'ı. Keşfet zaten. Keşfete girdiğim anda orada gayet kızları görüyorum. Kızlara bakınca ben motive oluyorum. Neden motive oluyorum? Çünkü şöyle düşünüyorum. Ben şu an 20 yaşındayım. Karşıma çıkan kız 20, 21 hatta bazen 19 yaşında oluyor. Yabancı modellerden bahsediyorum bu arada. Mesela Alexis. Mesela Bella. Bunların hani 96'lı olması ve benden sadece bir yaş büyük olmaları beni şunu düşünmeye sevk ediyor. Sen şu an gençsin ve senin kesinlikle bu arada şeyden bahsetmiyorum. Ben kilo vereyim ve dal gibi olayım, sıfır beden olayım diye motive olmuyorum aslında. Ben neden sağlıksız bir vücuda sahip olayım diye bakıyorum. Çünkü daha çok gencim diyorum kendime. Kendi vücudunu bu kadar sağlıklı olabileceğin bir çağdayken ne diye kötü gıdalar tüketerek ya da hiç hareket etmeyerek niye yıpratasın ki? İleride zaten belli bir yaşa ulaşırsak, Allah izin verirse, şöyle bir ne bileyim 75-80 yaşlarındayken zaten artık şu an yapabildiğim herhangi bir şey yapamıyor olabilirim. Olabilecek duruma gelebilirim. Belki daha da erken bunu bilemem. Ama şu anda itibaren benim kendime yatırım yapmam gerektiğini düşünüyorum. Ve herkesin bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunu düşünmeye başladığımdan beri de motive oluyorum. Ama en başlarda ilk kilo vermeye başladığımda tabii ki bunun bu kadar net geniş bilincinde değildim. O zamanlar sadece zayıf olmak ve tartıda böyle çok az bir kilo görmek istiyordum. Hedefim oydu açıkçası. Yok kas oranıymış, yağ oranıymış. Onlardan hak geti yani. Hiçbir fikrim yoktu o konular hakkında. Daha sonra araştırıp bilinçlendikçe bu konular hakkında yani kiloyu o kadar önemsememe başladım açıkçası. Benim için önemli olan yağ oranımı düşürmek, kas oranımı arttırmak bu tarz şeyler olmaya başladı. Aysu demiş ki kaç öğün besleniyorsun? Öğünlerin nasıl oluyor? Kaç öğün beslendiğim inan bana o kadar çok değişiyor ki. 1000 tane farklı doktor, 1000 tane farklı yöntem söylüyor. Aslında sizin ne yapacağınıza karar vermeniz tamamıyla kendi vücudunuzu dinlemenizle alakalı bir şey. Sabahları şöyle bir sistem oturttum artık. Kısaca ondan bahsedeyim. İçine yarım greyfurt doğranmış keten tohumlu yoğurt yiyorum. Yoğurt ev yoğurdu. Keten tohumu da normal marketten aldım. Bu sabah uyanıp işte şöyle uyandıktan 2 saat sonra, 2,5-3 saat sonra kadar yediğim şey. Bazen bunun üzerine hiçbir şey yemiyorum. Aç hissetmediğim için. Bazense bir yumurta yiyorum ya da işte peynir, omlet artık ne varsa o gün canını ne çektiyse bazen yulaf. Bu tarz şeyler yiyorum. Bakıyorum öğlene doğru acıktım mı? Açlığım nasıl? Çok mu açım? İşte sabah hiçbir şey yemediysem mesela öğlen hafif bir yemek yiyorum. Bu yemekten kastım nedir? Sebze yemeği. Ama dışarıda falan özellikle işte hangi yağla yapıldığını vesaire sorun tabii ki. Zeytinyağı tercih edin ya da tereyağını. Tavuk yiyorum. Izgara genelde. Izgara tercih ediyorum. Sebzelerde de gerçi ızgara tavuğun yanına haşlanmış sebze koyuyorlar. O tarz şeyler tüketmeye dikkat ediyorum. Yok işte o kadar aç değilsem de kahve içerim.
filtre kahve olabilir, latte olabilir, cappuccino olabilir, Türk kahvesi olabilir, sade, şekersiz. Yanındaki lokumu arkadaşlarınıza verin lütfen. Sakın bakmayın ona ya da şekerli leblebilerinize sakın dokunmayın. Çay içebilirim. Akşam olduğunda da saat çok geç değilse, yani saat şöyle bir 6.30-7 ise eğer ve acıktıysam bir şeyler yiyorum. Ama bu sefer yediğim şey de pilav olmamasına dikkat ediyorum. Çünkü karbonhidratı ben akşam kesiyorum genelde. Onun yerine sadece ızgara tavuk, yanına mevsim salatası ya da ne bileyim balık, ızgara balık, yanında yine mevsim salatası. O kadar aç değilsem belki bir kase yoğurt ya da keçi boynuzu tozlu süt. Hiç aç değilsem de hiçbir şey yemiyorum. Sadece su içiyorum. Ve o şekilde günü bitiriyorum. Yani bazen aslında sabah kahvaltıda çok sağlam yediysem bir daha hiçbir şey yemediğim de oluyor. İki öğünde yediğim oluyor. Üç öğünde yediğim oluyor. Yani tamamen ben kendim midemi dinliyorum. Kendinize eziyet etmenize gerek yok. Açsam yemek yiyorum. Porsiyonumu kontrol ediyorum. Çok abartı, büyüklükte yemiyorum. Yemeğimi artık eskiden tabakta kalsa ağlarmışçasına bırakmıyordum. Dibini sıyırırdım. Patlayana kadar yerdim. Artık onu açtım. Tabağıma bana yetecek kadarını alıyorum. Veya tabağımda fazlasını bırakıyorum. Artık yapacak bir şey yok maalesef. Çünkü şöyle düşünüyorum. Aman o çöpe gitmesin diye düşünüp midemi aslında bir yerde çöplüğe çeviriyorum. Sağlığımız daha önemli sonuçta. Sonracığıma. Merve demiş ki şekersiz günlerinden sonra cildinde bir farklılık gözlemliyor musun? Kesinlikle gözlemliyorum Merve. Ve şekersiz günlerimden sonra aslında kendimde gözlemlediğim şeyleri şekersiz 400 gün videosunun güncelleme serilerinde hep bahsediyorum. Bundan da bahsetmiştim. Sanırım onları izlememişsin Merve. Onları izle Merve. Önce bir seni oraya alalım. Sen onları bir izle. Orada bence soruların cevaplarını bulacaksın. Ama evet cildinde çok büyük farklar gözlemledim. Hatta siz bile gözlemlediniz izlediğiniz videolarda. Wow cildin gerçekten ne kadar da değişti diye. Ne kadar da beyazlaştı diye. Bu da benim çok hoşuma gitti. Öykü Berberoğlu demiş ki ekmeğini kendin mi yapıyorsun? Hazır ekmeklerde şeker bulunduğu için. Canım arada çok 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 ekmek çekiyor tabii ki. Yani acayip bir ekmek çektiği oluyor. Öyle zamanlarda da babam Kuzguncuk'ta bir tane tarihi fırın var. Oradan siyez unlu ekmek alıyor. Ondan şöyle bir dilim yiyorum. Ama ince dilimler olsun şöyle falan. Bir şey yediğim oluyor. Onun haricinde artık kesinlikle çok fazla öyle ekmekmiş bilmem neymiş bir hayatımdan uzaklaştırdım. Böyle bunu diyebilirim. Ama ekmeğimi de evde kendim yapmaya başlamayı düşünüyorum. Şu iyice taktiğini nasıl güzel oluyor öğrenirsen evde yapmaya başlayacağım. Zaten o zaman da videoyu kesin çeker sizinle paylaşırım. Berkay demiş ki diyet yaparken yulaf tüketiyor musun? Evet tüketiyorum. Ama şöyle tüketiyorum. Eskiden mesela her gün sabah kahvaltımda yulafla başlarken artık sabah kahvaltımı her gün yulafla başlamıyorum. Arada sırada çok canım çektiği zamanlarda yapıyorum. Çünkü dediğim gibi karbonhidratı kesmeye çalıştığım için yulaf da karbonhidrat grubundan. O yüzden öyle. Ama çok seviyorum yulafı. Bayılıyorum yani. Hatta yulaf yediğim zamanlar böyle sabah olsa da yulaf yesem diye çok heyecan yaptığım oluyor. Evet yulafı çok seviyorum. Ve evet yiyorum. Ama çok tüketmiyorum artık. Sudan gelen kedi bir soru daha sormuş. Demiş ki aç olunca yemek yemek yerine ne tüketiyorsun? Eti form falan mı meyve mi yoksa daha başka bir şey mi? Az evvel de onu da demiştim aslında. Kahve, çay o tarz şeyler tüketiyorum. Veya bir yoğurt, ayran, maden suyu belki sade. Meyve de arada tükettiğim oluyor. Ama asla eti form gibi şeyler tüketmiyorum. Onlar çok kalorili. Çok kalorili. Yani hiç inanmayın. Üzerine form form yazan hiçbir şeye inanmayın lütfen. Altın başağı bile bıraktım. O yüzden paketli gıdalardan uzak durun. Hepsinden. Gidin manavdan meyve alın. Ya da evden çantanıza meyve atın. Kefir içebilirsiniz. Kefir de çok tüketiyorum. Ayran falan. Öyle sıvılara verin kendinizi. Gidip de ya da işte meyvelere verin. Ama meyvenin de porsiyonu önemli. Çok porsiyon yemeyin. Bir elma yiyin. Ne bileyim bir armut yiyin. Bir portakal yani o tarz şeyler. Gidip de 3 armut 5 elma yemeyin. O da önemli bir nokta. Kimsenin takip edemeyeceği hesap demiş ki isimleriniz çok yaratıcı gerçekten. Yaptığı şekersiz çikolata vesaire tarifler var mı? Şekersiz 400 güne başlamaya tek korkum çikolata şu an. Bu arada seni çok seviyorum demişsin. Çikolatalı değil de kakaolu tarifler var. Kanalımda da paylaştığım. Ama çikolata tarifi arayışındayım. Güzel bir çikolata tarifi bulursam denersen ve başarıyla damak ne derler benim şeyimden geçerse testimden geçerse sizlerle paylaşacağım seve seve.
Ama şu an öyle bir şey yapmadım çünkü dediğim gibi çikolata sevmediğim için. Merdem demiş ki merhaba Üzümcüm, ben haftada kaç gün spor yaptığını ve hangi egzersizleri uyguladığını merak ediyorum. Bir de evde ailenle yaşıyorsun diye biliyorum. Evde ailenle aynı yemekleri yiyorsun yoksa kendi beslenme düzenine göre farklı şeyler mi hazırlayıp yiyorsun? Bunu da merak ediyorum. Videonda yer verirsen sevinirim demiş. Eskiden her gün spor yapıyordum. Her gün. Yani bazen sadece ne bileyim bir cumartesi ya da bir pazar yapmadığım oluyordu. Onun haricinde her gün yapıyordum. Yazları her gün yürüyorum. Böyle bir şey var Ebrar'la. Her sabah. Hatta bazen hem sabah hem akşam. Burada da artık yürümeye başladım. Yürüyebileceğim her mesafeye yürüyorum. Yağmur, çamur dinlemeden geçiriyorum ayağıma botlarımı. Takıyorum kafama şapkamı. Şemsiye taşımayı hiç sevmem çünkü. O şekilde yürüyüşümü yapıyorum. Yürüyüşü asla ihmal etmiyorum. Sporumda artık her gün yapmıyorum açıkçası. Ama mutlaka hani haftada bir 3 gün en azından spor yapmaya çalışıyorum. Ama artık bir yere gitmiyorum. Bir fitness salonuna ya da işte bir pilates bilmem nesine gitmiyorum. Özel ders almıyorum. Tamamen evde kendim hareketler yapıyorum. Bu arada sporla alakalı, egzersizlerle de alakalı. Yaz geldiğinde sizler için bir seri çekeceğim. Yaptığım her şeyi bulabileceksiniz. Bölgeselde çalışacağız, genel bütün vücutla çalışacağız. Çok güzel fikirler var aklımda. Onları beklemede kalın. Şu yemek sorun içinse annem genelde çok sağlıklı yemekler yapar. Bizde öyle hamur işleriymiş, börekmiş, çörekmiş, tatlılarmış pişmezdi zaten hiçbir zaman. Ben genelde pişirirdim kendim için ya da bizim için. Annemin öyle ataraklarda bezi yok. Kendisi çok sağlıklı beslenen healthy life bir insan. Arada sırada sadece evet kendime yemek pişiriyorum. Onu yapıyorum evet. Genelde şöyle oluyor Eda. Pirinç pilavı yapmış oluyor annem. Ben pirinç pilavı yemediğim için kendime normal mercimekli karabiberli pilav yapıyorum. Bu tarz şeyler. Zehra demiş ki meditasyon yapıyor musun? Meditasyonu bir ara yapıyordum. Daha doğrusu meditasyon değil de sabah uyandığında güneşi selamlamak diye bir şey var. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Hemen kısaca bahsedeyim. Japonların, acaba herkesin mi? Uzak doğuların mı acaba? Ama benim okuduğum kitap Japonların hayat sırlarıydı. Ve orada işte sabah güneşi selamlama diye bir şey vardı. Orada hareketleri gösteriyordu. Sabah uyandığım zamanlar önce onu yaparak güne başlıyordu. O çok böyle tatlı bir şey ve kendinizi gerçekten iyi hissediyorsunuz. Böyle gerinmenin, sabah gerinmesinin farklı bir versiyonu gibi. Bütün vücudunuzun gerinmesi gibi bir şey. Araştırabilirsiniz. Ya da sabah yogası diye bir şey var. Yatak yogası, bed yoga diye yazarsanız çıkacaktır. O tarz şeyleri yapabilirsiniz. Onun haricinde zihnimi boşaltıp meditasyonlar yapmadım daha önce. Sen olsan bari 28 demiş ki hangi saatlerde spor yapıyorsun? Genellikle ben sporu ya sabah uyandığımda kahvaltıdan önce yapıyorum. Sonrasında kahvaltı yapıyorum. Ya da akşam uyumadan önce, yemekten sonra uyumadan önce yapıyorum. Zehra Peker 0613 demiş ki kahvaltıda en çok neyi tüketiyorsun? O da değişiyor. İşte yumurta olabilir. Yumurtayı artık bayağı sevmeye başladım. Yumurtadan sonra da peynir, ceviz. Ceviz hep tüketirim mutlaka. Kahvaltıdan ceviz yemeden kalkmam. Ve şey, yulaf olabilir ondan sonra da. Ama bayağıdır o kadar tüketmedim dediğim gibi. Karnıyarık haricinde en sevdiğin yemek türü demişsin. Patlıcanlı bütün yemeklere bayılırım. Şu an aklıma gelmiyor yani öyle tek tek sayamayacağım ama patlıcan varsa bir şeyin içinde onu mutlaka yerim. Hatta geçen rüyamda gördüm. Kabustu adeta. Şu sıralar böyle kilo kontrolüme dikkat ediyorum ya. Rüyamda resmen bildiğiniz bir yemek yerine gidiyorum. Önümde böyle hani şey olur ya ev yemekçilerde pıt 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 yemekler olur. Tepsinize gidersiniz pıt pıt seçtiniz koyarsınız. Hepsi patlıcanlıydı. Yok işte patlıcan salatası, yok işte karnıyarık, orada hünkar beğendi, orada Ali Nazik falan böyle her şey patlıcanlıydı. Ve deliriyordum. Hani nasıl yapacağım? Hepsini mi yemeliyim falan diye. Orada uyandım. Büyük bir, aslında çok güzel bir rüyaydı. Ama hani anlıyor musunuz? Yani o kadar seviyorum ki kararsızlıktan benim için kabusa dönmüş bir rüya sayılabilir. Patlıcan. En fazla kaç kilo oldun demiş Özge. Bu sene 67'yi gördüm. Ama bir gün sürdü. Nasıl olduğunu falan detaylarını ileride bir video çekip anlatacağım. Şu an çünkü tamamen arınma zamanındayım. Arınma dönemindeyim. Bu arınma dönemim bir bitsin. İyice bir taşları yerine oturtayım. O zaman sırf bu kilo vermeyle alakalı yeni bir video çekeceğim. Bu aklımda. 67'yi gördüm. Ağlayacaktım. Berna demiş ki istediğin her şeyi ye. Sadece sporla zayıfla mantığı doğru mu sence? Asla doğru değil. Kilo vermenin, zayıflamanın veya sağlıklı olmanın yolu %70 yemekten, %30 spordan geçiyor. Şöyle bir durum. Yemeklerinizi sağlıklı yerseniz, sağlıklı şeyler tüketirseniz,
böyle fast foodmuş, pis gıdalarmış, şekermiş, mekermiş tüketmezseniz vücudunuz zaten kilo veriyor. Sporu biz sıkılaşmak için yapıyoruz ve kas kütlemizi arttırmak için yapıyoruz ve yağ yakımımız bir tık daha hızlansın diye yapıyoruz. Hareket etmeniz tabii ki her zaman gerekli. Hani fitness'ı bir kenarda tutuyorum. Yürümek her zaman yapmanız gereken bir şey. Vücudunuzu sürekli çalıştırmanız lazım. Sürekli oturarak iş yapıyorsanız mesela ya da sürekli yatar haldeyseniz devamlı. Mutlaka günde en az bir yarım saat yürümeniz lazım. Bacaklarınızın açılması açısından, çünkü bunlar hep selülit yapıyor. Mesela selülitü en tetikleyen şey hareketsizlik, yürümemek. Bacaklarınız çünkü hareket etmiyor ve hareketsizlik direkt bacakları vuruyor. Fitness içinse dediğim gibi, yani hiçbir şey tek başına zayıflatmaz. Yani şöyle, hiç hareket etmiyorsan, aynı beslenme düzenini koruyup ekstra ilaveten spora başlarsan tabii ki kilo verirsin ya da sıkılaşırsın. Ama yok işte her şeyi ye, ama ben spor yapıyorum deyip daha çok ye falan yaparsan o zaman kilo alırsın ya da kilo veremezsin. Onu yapmayın. İşte canın tatlı bir şey çektiğinde en çok tercih ettiğin tatlı türü ne oluyor? Kek yapıyorum yani. Direkt pıtı pıtı kekimi yapıyorum. Arasına şekersiz fıstık ezmemi sürüp yiyorum. Bir dilim kadar. Öyle. Bu. Kek. Bizimkiler de seviyor, evdekiler de seviyor. Yiyoruz öyle. Bazen okula falan götürüyorum. Seviyorlar. Güzel bir şey. En pratiği o bir de. Hani 2 dakika çırp çırp karıştır, fırına ver, pişsin, çıkar, ye. Tatlı ne yiyorsun diye sormuş yemek yiyen alt tire ben. Kendi yaptıkların dışında. Yemiyorum. Kendi yaptıkların dışında hiçbir şekilde tatlı yemiyorum. Asla yemem. Asla yemem. Ha, ay asla dedim, tövbe tövbe. Yedim, yedim. O geçen vlog çektiğimiz yer var ya, kafe, Fiyon kafe caddedeki. Orada pekmezli kurabiye yapıyorlar. Şekersiz, ilave şekersiz. Orada yedim. O kurabiyeden yedim. Evet, onu yedim. Güneşleriniz bir günde öğünlerinde neler yiyorsun diye sormuş. Bunu da artık şöyle yapmayı düşünüyorum. Belki 2 haftada bir kanala bugün ne yedim videosu koymayı düşünüyorum. Sabahtan akşama kadar sadece yediklerimi çekeceğim. Ve o günü nasıl geçirdiğimi, nasıl beslendiğimi, ne tarif uyguladım falan görebilirsiniz. Bence sizi daha aydınlatır. Hatta belki oradan siz de beğendiğiniz bir yemek olursa onun tarifini hemencik şipşak yapıp yiyebilirsiniz. Güzel olur. Onu öyle yapayım. Öyle yapalım. Çünkü şu an tek tek şunu yiyorum, bunu yiyorum diye anlatamam. Sueda Ersoy demiş ki, hazır olarak satılan bitki çayları vücuttaki toksinleri attırır mı? Bence attırır. Yani. Sonuçta suyla içtiğim bir şey. İçerisinde onu da tozdan yapıyorlar. İlave bir şey katıyorlar mı? Bilmiyorum. Bu konu hakkında hiç araştırma yapmadım. Evet, bu konuyu bir araştırayım ben. Ama sanmıyorum ya. Bilmiyorum. Zannetmem. Bilemem. Çok aradayım. Bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir. Ama bence attırır. Yani. Araştırmak lazım. Keşke bunu Google'a yazsaydın hayatım. Tam buğdaylı makarna tüketiyor musun? Hep mi sebze yiyorsun diye sormuş. Hep sebze yiyorum. Canım artık hiç makarna çekmiyor. Eskiden var ya, ben tam bir makarna canavarıydım. Çok severdim makarnayı. Özellikle sarımsaklı domatesli bir sos ya da kıymalı makarna. Yoğurtlu, kıymalı yoğurtlu, maydanozlu makarna. Çok severim. Öyle şeyleri çok severdim. Ama artık canım hiç çekmiyor niyeyse. Bilmiyorum. Belki de karbonhidratı def ettiğim içindir hayatımdan. Olabilir. Canım çekmiyor açıkçası. Son zamanlarda canım deli gibi sushi çekiyor. Çok acayip değil mi? Sushi, noodle, o tarz şeyler çekiyor. Bu özentilik ne olacak böyle bilmiyorum. Hezel 432 demiş ki, kaçamak yapmıyor musun? Karşı koyamadığın şeyler neler? Kaçamak yapmıyorum. Şöyle ki aslında, yani şöyle, şeker konusunda hiç kaçamak yapmadım. Hiç yapmadım. Hatta yani bana zorla dayattılar. Yok işte bir ısırık gibi bir tane bir şey olmaz dedi. Bir tane ufacık şey. Size yemin ederim tuzlu paketli gıda bile yemedim. Sırf içerisinde şeker var diye. Yok. O şeker konusunda katiyen bir kaçamak yapmadım. Ama yeri geldiğinde mesela gerçekten Caddebostan sahili Defne'yle indiğimizde öküz gibi börek yedim yani. Hani öküz gibi yedim ama. Gerçekten artık böyle Defne'yle mide fesat falan geçirmiştik. O öyle, o kaçamak, evet onu yaptım. Onu yapmıştım var. Oydu zaten bana kilo aldıran o dönemde. Çok kilo aldım o ara. Çok almıştım. Emine demiş ki, boyun ve kilon. Boyum 1.72, kilom şu anda 59. Ama zayıflayacağım. Görürsünüz. 54 kiloyu göreceğim. Göreceğim. 54 kiloyu göreceğim. Öyle. O zaman görüşürüz. O zaman size video çekeceğim. Belki 52'yi de görürüm ama o emin değilim, o kadar abartı olmaz. Ama 54'ü göreceğim. Şuraya yazıyorum. Şuraya yazıyorum.
Şeyma tekrar bir soru sormuş. Demiş patates yiyor musun? İçinde nişasta var sonuçta. O da bir şeker demiş. Şeyma çok doğru söylüyorsun. Aynı pilav gibi onu da hiç tüketmemeye çalışıyorum. Ama arada inan deli gibi canım patates kızartması çekiyor. Böyle bir patates kızartması olsa da çıtır çıtır yesem diye. O zamanlarda katiyen dışarıda patates kızartması yemiyorum. Geliyorum eve bir tane ya tatlı patates ya normal patates. Şöyle ince ince dilimiyorum. Ona böyle üzerine kekik, zeytinyağı, pul biber, karabiber, nane serpiyorum. Fırına veriyorum. Böyle üzeri falan kızarana kadar onu bir kızartıyorum orada fırında. Çıkarıyorum, yiyorum. Bazen yoğurtla, bazen tek. Çok güzel oluyor. O da çok nadir yediğim bir şey. Her gün her gün patates yemiyorum tabii ki. Canım arada çekiyor. Bu da can. Bu da can. Canı çekiyor. O yüzden o zaman yiyorum. Hiç affetmem. ECD Seren demiş ki her gün sabahları yulaf yemek kilo aldırır mı? Porsiyonun önemli. Hani çok büyük porsiyonda yemiyorsan kilo aldırmaz. Ama dünyanın en sağlıklı şeyini bile porsiyonu büyüterek yersen o bile sana kilo aldıracaktır. O yüzden porsiyon önemli. Veya yulafın içine kattıkların önemli. Yulafı sade mi yiyorsun? O yüzden ona şu an yorum yapamayacağım. Ya. Ha. Elif demiş ki Elif'se Sıla Kaplan. Hayatımdan şekeri seninle beraber çıkardım. Ama malum yaz geliyor, dondurmasız nasıl geçecek ya da yazın sen ne yapacaksın dondurma işini demiş. Bir de yulafın içinde çok az da olsa şeker var, yulaf yenebilir mi demiş. Yulafın içerisinde çok az da olsa şeker var evet ama o şeker ilave şeker değil. O yüzden yenebilir. Dondurma konusunda ise ben de dondurmayı çok severim. O yüzden merak etmeyin bu konuda. Ben buradayım, halledeceğim. Çok güzel dondurma tarifleri paylaşacağım sizlerle. İlave şekersiz ve o içinizin sıcağını alacak, bizi buzul buzul yapacak dondurmalar yiyeceğiz yazın. Dondurmayı neli seversin ve bu yaz şekeri bıraktığın için dondurma yemeyecek misin diye bir soru daha gelmiş. Bir de en sevdiğin yemek, en sevmediğin yemek. Benim en sevmediğim yemek yok. Ben her şeyi severim. Çok 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 severim. Yemek asla ayırmam. Şunu asla yemem dediğim yok. Eskiden roka maydanoz yemezdim. Artık onları çiğ çiğ ağzıma tıkıyorum. Yani o kadar seviyorum artık. Bilmiyorum. Yemediğim bir yemek yok. En sevdiğim yemek patlıcan yemekleridir. Balık falan o tarz şeyleri de çok severim. Şey olaraksa en sevdiğim dondurma türü ise paketlilerde Magnum bademli. Yine Magnum'un karadut böğürtlen. Onu çok seviyordum. Negro değil. Negro değil şey. Neydi ya? Bisküvi arasındaki dondurmanın adı Negro mu? Yo değil Negro. Ne o? Allah Allah. Unuttum. Vallahi unuttum. Anladınız ama siz beni değil mi? Bisküvi yarısı karamel, yarısı çikolatalı dondurma. Onu seviyorum. Bir de Twister. Açıklardaysa ballı badem, tarçınlı dondurma. Cevizli yedim mi acaba? Cevizli yemiş miyim sanki hiç? Olsa severim ama. Eğer varsa o seviyorum onu. Sonucu karadutlu. Yine çilekli, frambuazlı. O tarz şeyler severim. Genelde. Ama tabii ki artık onları yemeyeceğiz. Kendim yapacağım. Görürsünüz. Size de göstereceğim. rn.bkmz okul için öğle yemeği önerilerim var mıdır? Atıştırmalık videosuna ek olarak demiş. Aferin. Atıştırmalık videoyu izlemişsin de söylesin. Bu tavrını, tutumunu çok beğendim. Öğle yemeği olarak önerim evden yapıp götürebileceğin tarzda. O da kanalında var. Sağlıklı öğle yemeği videosu. Hem 3 dakikalığı var hem de bir tane daha video var. Orada bakarsan görebilirsin. Onları okula götürüp yiyebilirsin. Onlar olabilir. Asosyal demiş ki göbekle ilgili sorunların oldu mu hiç? Olmaz mı anam? Olmaz mı? Hep göbek problem yaşamayan var mı? Göbeği nasıl eritebiliriz? Bu zamana kadar hangi diyetleri uyguladın? Keşke yapmasaydım dediğin diyetler ya da iyi ki yapmışım dediğin diyetler neler demiş. Keşke yapmasaydım dediğin bir diyet yok. Aslında. Hepsi bir tecrübe oldu çünkü vücudumu tanıyabilmem adına. İyi ki yapmışım dediğim diyet kesinlikle 3 günde 3 kilo diyeti. 8 günde 6 kilo yağ diyeti. Onların hepsini YouTube'da paylaştım zaten. Ya ben iyi ki yapmışım ya. Hate ve gurur duyuyorum dedim. Her şeyi burada paylaşıyorum. O yüzden gözünüz arkada kalmasın. Yani sizden bir şey gizlemiyorum. Göbeklere ilgili yediğin şeyler çok önemli. Karnını indirecek. Çok su içmen lazım ki ödemini atabil diye. Sonracığım işte göbek yağlarını eritici şeyler. Ne bileyim zencefil kat. Zencefil rendele yemeklerine. İnternete yazarsan aslında göbek yağlarını eritici besinler diye. Onları çok çok tüketirsen göbeğinin biraz indiğini göreceksin. Ama göbek yağlarından kurtulmanın en garanti yolu ve en yani farkı fark edeceğin yöntem egzersiz yapmak. Tam olarak göbek egzersizinde benim ağzımdan duymak istiyorsan yazı bekle. Göbek için de video çekeceğim. Müthiş bir insan.
Başağın Marulu demiş ki şekersiz, ya gerçekten kullanıcı isimleriniz çok değişik yani. Bir tane normal isim soyisim olmaz. Şekersiz 400 gün zorlaştım kolaylaştım diye sormuş. Kolaylaştı. Bayağı kolaylaştı. En başlarda ilk hafta çok zorlanmıştım mesela. İlk 10 gün falan zorlanmıştım. Sürekli evde kendime şekersiz tatlı pişiriyordum. Ama yani ne fark eder değil mi? Evet, şimdi artık hiç aramıyorum. Gerçekten şeker no yani. Hiç canım çekmiyor artık. Bayağı hayatımdan çıkardım. Bence bu yolda bu şekilde ilerleyeceğim ve 400 gün tamamlayacağım. Hatta ömrüm boyunca bence bir daha şeker tüketmeyeceğim. Hadi bakalım. Filiz KMKC 11 demiş ki unla yapılmış yiyecekleri yiyor musun? Unla yapılmış yiyecekleri yemiyorum. Mesela dışarıda çorba içeceğim zaman bile özellikle diyorum ki affedersiniz bunun terbiyesi unla mı yapıldı acaba diye soruyorum. Evet diyorsa içmiyorum. Çünkü nasıl söyleyeyim? Un kötü bir şey. Ya, un, tuz, şeker uzak durun demişler değil mi? Üç beyazdan. Undan da uzak durmak lazım. Ama şunu yapıyorum mesela evde canım çok fazla poğaça çektiğinde sağlıklı versiyon olarak Sinangil'in glutensiz plus, ya yani oraya bakarak söylüyorum nasıl oradan geliyor bana aydınlanma, onu tüketiyorum. Yapacaksam eğer yani o unla yapacağım şeyleri yapıyorum. Hem ilave şeker içermediği için hem glutensiz olduğu için pembe bir dış kabı var. Onun haricinde yemiyorum. Sıla demiş ki havalar sıcakladı, serinlemek için nasıl içecekler içiyorsun? Şöyle içecekler içiyorum. Soda, ayran, su, bol su, çok su içiyorum. Yani artık okula giderken bildiğiniz 1,5 litrelik şöyle şu boydaki sulardan, bak şeye sığmıyor kadraja, ondan alıyorum. Yanına götürüyorum, onu içiyorum. Hatta yani o bayağı erken bitiyor benim için. Gidip tekrar yenisini alıyorum falan. Öyle çok su tüketiyorum. Ayran, maden suyu, bazen buzlu kahveler içiyorum. Onlar bana yeterli geliyor. Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum. Zaten daha ne olsun? Şurada Purple Rhino bir isimli kullanıcı bana kendince laf sokmaya çalışmış. Demiş ki beslenmeyle ilgili tavsiye... Bak onu şey, o şeyle okuyayım. Beslenmeyle ilgili tavsiye verebilecek kadar iddialı olduğunuza göre bu konuda iyi bir eğitim almış olmanız gerekiyor. Değil mi? Reklamcılık bu bilgileri edinmenizi hangi noktada kolaylaştırıyor demiş. Şöyle, reklamcılık bu konu hakkındaki bilgilerimi şu şekilde kolaylaştırıyor ki paketli gıdaların içerisinde aslında ne kadar kötü şeylerin olduğunu öğreniyorum. Aslında ambalajın ne kadar yanıltıcı olduğunu öğreniyorum. Bu şekilde daha çok doğal gıdalara, daha çok manava, pazara yöneliyorum. Ayrıca araştırıyorum. Her şey okuduğum bölüm değildir. Kendi geliştirmek sadece okulda değil. Yani okula gidip ben başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum diye bir konu söz konusu tabii ki değil. Ben gidiyorum. Belgeseller izliyorum. Araştırıyorum bu konuda. Filmler izliyorum. Makaleler okuyorum. Diyetisyenlerle görüşüyorum. Konuşuyorum. Ve emin ol bu bilgileri kafamdan sallayarak söylemiyorum. Gayet de güzel araştırıp emin olduğum konularda konuşuyorum. O yüzden sen canını sıkma. Dolunay demiş ki Özüm ablacığım benim tatlı bağımlılığım var. Yani yemeksiz yaparım ama tatlısız abur cubursuz yapamıyorum. Sürekli diyete girip çıkıyorum. Senin videoların beni çok motive ediyor ama işte çikolata falan görünce kendimi kaptırıyorum. Bu konuda ne yapabilirim? Tatlı bağımlılığımı nasıl yenebilirim? Yardım et lütfen demiş. Ben de aynen böyleydim. Emin ol ben de aynı böyleydim. Yani diyordum ki bana yemekleri alın önümden, patlıcan hariç. Patlıcanı asla bırakma. Patlıcan hariç bütün yemekleri alın. Ben sadece tatlıyla sabah, öğle, akşam öğünümü geçirebilirim. Ki yapmışlığım da vardı gerçekten. Ama ne oldu sonra? Bunun ne kadar sağlıksız bir şey olduğunu öğrendim. Şekerin aslında kilodan bağımsız bir şekilde ne kadar zararlı olduğunu öğrendim. Eğer ki ben şekerin beynime olan, vücuduma olan diğer zararlarını öğrenmemiş olsaydım, sadece kilo vermek için şekeri bırakmaya çalışmış olsaydım emin ol bu konuda başarılı olamazdım. Çünkü bir yerden sonra şu moda giriyorsun. Üf ya kilo verip ne yapacağım zaten? Yiyeyim gitsin oluyor. Ama işin sağlık boyutuna geçtiğin zaman, daha çok bilgilendiğin zaman bu konuda şekeri bırakmak o kadar da zor bir şey olmadı benim için. Sen de o yüzden bunu yapabilirsin yani. Sen de bence benim hangisi hatırlamıyorum ama şekersiz yaşam, o şekersiz 400 gün videolarımdan bir tanesinde öneriler vermiştim. Başından görürsün zaten. O videoyu izle. Oradaki önerdiğim belgeselleri de mutlaka aç izle. O zaman fikrini merak ediyorum. Eminim vazgeçebilmen kolaylaşacak. Derya Mila demiş ki Karatay beslenmesi hakkında ne düşünüyorsun? Çok olumlu şeyler düşünüyorum. Ben Canan Karatay'ı çok seviyorum açıkçası ve dediği şeyleri çok mantıklı buluyorum. Merve Duran demiş ki şekersiz ve sağlıklı tariflerini daha çok paylaşman ve izlediğim belgeselleri, filmleri de paylaşman çok faydalı oluyor. Teşekkür ederim. Ne mutlu bana.
Gece bir şeyler atıştırma isteğiyle ilgili ne yapabiliriz demiş. Gece bir şeyler atıştırma isteğiyle ilgili çay içebilirsin. Yani sıvılara ada kendini. Keçi boynuzu tozlu süt içebilirsin. O çok güzel. Hem de daha önce de söylemiştim. Nesquik'li süt gibi oluyor. Ama çok acıktıysan hani böyle hani sıvı beni tutmuyor. Benim mutlaka akşam bir şey yemem gerekiyor diyorsan bir kase yoğurt yiyebilirsin. O en faydalısı olacaktır. Sakın meyve falan yeme. Akşam yemeğinden sonra meyve yemek hiç sağlıklı bir şey değil. O yüzden akşam sakın meyve yemeyin. Hepinize söyleyeyim. Demirel Deniz demiş ki paketli gıda tüketmemek zor olmuyor mu? Açıkçası daha kolay oluyor biliyor musun? Çünkü öncesinde ben hani şöyle dedim sürekli paketli gıda tüketirken. Al onun arkasına bak, oku, 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 oku. Arasında bir şey gör, beğenme, bırak. Onu al, oku, oku. Yani ben böyle saatlerce markette zaman geçiriyordum. Artık kökten kestim paketli gıdayı ve yani hayatımda büyük bir zaman arttı. Gerçekten kendime çok daha fazla zaman ayırabiliyorum açıkçası. Hiçbir şey almıyorum. Onun yerine elma, armut artık o tarz şeyler alıyorum. Bazen işte bu içecekler alıyorum. Kefiriydi, bilmem nesiydi. Böyle paketli gıda tüketmemek benim için çok rahat oldu aslında. İşlerimi kolaylaştırdı. Çünkü ben kafayı yemişim gerçekten. Onun içinde ne var? Bunun içinde ne var? Bu ne demek acaba? Burada yabancı bir şey yazıyor. Ben bunu anlamadım. İnternetten bakıyorum falan ne anlama geliyor diye öyle o. O yüzden hiç o işlere girmemeyi tercih ediyorum artık. Makyaj videom demiş ki merhaba Özüm abla, ben sana nasıl direndiğini sormak istiyorum. Her hafta pazartesi kendime diyorum ki hadi bu hafta spora başlayacağım. Hadi bu hafta sağlıklı besleneceğim. Ama olmuyor. Nasıl beceriyorsun? Bir de benim seni yeni yeni tanımama rağmen seni çok seviyorum. Bu arada benim adımı söylersen çok sevinirim. Adım Zeynep Çiftçi. Seni seviyorum demiş Zeynep. Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Dediğim gibi işin detayını bildiğiniz zaman, çok fazla bu konuda araştırma yaptığınız zaman emin olun direnmenize gerek kalmıyor. Sema Nur Baykal demiş ki hani sen şimdi şeker yemiyorsun ya, böyle yanlışlıkla bile yani unutup şeker yediğin oldu mu, bir arkadaşına ikram edersen de unutup alırsın falan demiş. Hayır, asla öyle bir şey olmadı yani. Bu unutulacak bir şey mi? Hayatımın en radikal kararını almışım. Unutur muyum böyle bir şey ilades gibi? Yok yok, öyle bir şey hiç olmadı. Ama sadece şu oldu, şu başıma geldi. Caddebostan'a o pikniğe gittiğimizde sarma aldık. Yaprak sarması normal hani. Ama içinde kuş üzümü bile yok hani. Onu bile sordum. Kuş üzümü var mı içinde lütfen, hani olmasın. Olmayından aldık. Neyse yedim. Ama çok yemedim Allah için hani. Bir iki tane falan yedim. Ve sonrasında dediler ki bana başka bir gün yaprak sarmasının içerisine de şeker konuluyor dediler. Yani onun içerisinde şeker var mıydı bilmiyorum. Ama yaprak sarmasının içerisinde şeker konuluyor dediler bana. O yüzden yanlışlıkla yemiş olabilten var. Var. Ama yani bilmeden oldu ve onun içinde var mı yok mu ondan bile emin değilim açıkçası. Ama o zamandan beri yaprak sarmasından da koşarak uzaklaşıyorum. Dışarıda tabii, evde yapsam yerim. Emre Büşra Aydın demiş ki abur cubur yemeği özlemiyor musun Özüm? Yemin ederim dün canım şunu çekti. Balık kraker. Acayip bir şekilde canım balık kraker çekti. Niye bilmiyorum. Yani böyle kıtır 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 kıtır. Bu arada canım hiç tatlı çekmiyor ama arada sırada babam yediğinde canım gofret çekiyor. Gofreti bilmiyorum niye. Çünkü herhalde şeyden hani kekimeki evde yapabiliyorum. Ne bileyim sütlü tatlı evde yapabiliyorum ama gofret evde yapamıyorum ya. O züber falan da sonuçta kıtırt, o çıtır, crunch sesi çıkaran bir şey değil. O yüzden evet bir gofret çekmişliği var canımın. Canım arada o çıtırtıyı istiyor. Ama olsun ya, çıtırdamayı versin ne olacak? Olsun. Nasıl yağlarımızdan kilo verebiliriz diye sormuş Dilek. Şöyle ki yağ yakıcı besinler tüketeceksin. Öncelikle bol su içeceksin. Su içmezsen herhangi bir şekilde ne kilo verebilirsin, ne sağlıklı olabilirsin, ne yağlarını yakabilirsin. Her şeyin başı su. Sonrasında hareket. Her gün en az 40 dakika, yarım saat yürümen lazım. Bence kendine bir 10.000 adım sınırı koy. 10.000 adım yürümeye çalış. Bilemedin 8.000 adım yürü. Her gün 2,5-3 litre kadar su iç. Ama tabii ki boyun, kilon bu da önemli bir faktör. Cinsiyetin bile önemli. O yüzden onun tam olarak senin ne kadar tüketmen gerektiğini internetten araştırmasını yapabilirsin. Vücudunun gerekli su ihtiyacını. Yağ yakan besinleri tüketmeye çalış. Yemek yerken mesela hafif doymaya başlarsın ama hala bir yerin vardır ya yemek için. Orada yemeği bırakın. O zaman kilo verebilirsiniz. Tıka basa doyarak kalkmayın yani sofradan. Evet, buradan sonraki soruların birçoğu kendini tekrar eden sorular. Çoğunuz bana teşekkür etmiş ve benimle beraber nasıl güzel bir sağlıklı yaşama başladığından bahsetmiş. Asıl ben size, hepinize teşekkür ederim videolarımı izleyip bana destek olduğunuz için. Bu tarz soru cevap videolarını tekrar yapabiliriz. O yüzden takipte kalın her an için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.